kalabalıklaşıyor, hız ve tüketim artıyor ve beraberinde yaşam kalitesi düşüyor. İşte sakin şehir, hızlı yaşamın hızla unutulan değerlerini bize hatırlatıyor. Seferihisar'dayız, yani sakin şehrin başkentindeyiz. Seferihisar İlçesi Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikteyiz. Bütün Türkiye sizi Sakin Şehir uygulamasıyla tanıdı. Öncelikle bununla başlamak istiyorum. Sakin Şehir uygulaması için ilçenizde ne gibi uygulamalar söz konusu? Evet, yani önce Sakin Şehir ile ilgili biraz bilgi vereyim isterseniz. Tabii ki. Bu bir yemek hareketi olarak başlıyor. 1986 yılında İtalya'da bir McDonald's restoranı açılmasına karar veriliyor. Bazı İtalyan vatandaşları da bunu protesto etmek için o gün, açılışın yapılacağı gün o meydanda bir spagetti kazanı kuruyorlar. Gelene geçene spagetti ikram ediyorlar ve o McDonald's restoranı o gün orada açılamıyor. Ve fast food karşıtı olduğu için de adını slow food olarak alan bir sivil toplum hareketi başlıyor. 13 yıl bir yemek hareketi olarak devam ediyor bu. 1999'a gelindiğinde de 4 belediye başkanı İtalya'da bir araya gelip bunu bir yemek hareketi olmaktan çıkartmaya karar veriyorlar ve kriterleri tanımlayıp bir kent hareketine dönüştürüyorlar. Bu kent hareketi de 99'dan bu yana yine dünyaya yayılmaya başlıyor. Şu an 30 ülkede 200 kentin üye olduğu bir birliğe dönüşüyor. Türkiye'de 10 kent olduk. En son Şavşat katıldı. Daha da çok sayıda kent bu birliğe katılmak için dosya hazırlıyor. Bu hareketin ruhu aslında hayatın bize dayattığı, sistemin bize dayattığı hız kavramının ve büyüklük kavramının dışında yerelin ve küçüğün ve yavaşın önemini hatırlatan bir felsefi dayanağı var. 6 ana başlıkta toplanan 70 kriter söz konusu. İşte bu, bu başlıkları tek tek ele alıp Seferihisar'daki uygulamasına değinelim. Yani bir kere 6 başlıktan önce 3 temel sütun üzerine oturduğunu söylememiz lazım. Bir tanesi geçmişin değerlerine, lezzetlerine, geleneklerine, yaşam tarzına sahip çıkmak ve onları bugüne aktarmak. Birincisi bu. Hızla karşıtlığı da buradan geliyor zaten. Yani biz öyle hızlı yaşıyoruz ki bugün geçmişte hiçbir şey yaşanmamış gibi yaşıyoruz. Oysa geçmişte muazzam bir mirasımız var. Biz o mirası yok sayarak devam ediyoruz hayata. Bu çok büyük bir eksiklik. Birincisi bu. Ana sütunlardan biri bu. İkincisi, bilim ve sanatı kentin gelişmesinin önüne bir rehber olarak koyuyoruz. Ki bu yerel kalkınmanın bilimden ve sanattan kopuk olamayacağı gerçeği üzerine oturuyor. Üçüncüsü de bunları yaparken kentin doğasına sahip çıkmaya çalışıyoruz. İşte bu üç sütun üzerine oturan ve altı ana başlıkta toparlanan 70 kriterden bahsediyoruz. İşte motorlu araç trafiğinin sınırlanması, yerel üreticinin desteklenmesi, çöplerin ayrıştırılarak toplanması gibi. Bu 70 kriteri saymaya kalkmayalım ama özetle her bir kriterle ilgili de %50 başarı sınırını aşmanız gerekiyor. Ancak bu koşullarda bu unvanı alabilir hale geliyorsunuz. Seferihisar'da 2009 yılında ilk seçildiğimiz vakit yaptığımız ilk iş bu dosyanın hazırlanması oldu. Sizin başvurunuzda hassas bir nokta var, çok farklı bir nokta var. Siz başvuruda bulunuyorsunuz ve heyet gelip inceleme yapmadan onaylıyor. Aslında bakarsanız Seferihisar zaten bir çıtası oldu. Yani hakikaten geçmişine çok sadık, geçmişine çok bağlı. Bir yandan işte olağanüstü bir zenginliğin üzerine oturan işte Teos Antik Kenti, Sığacık'ta Kanuni'nin yaptırdığı kale, muazzam tarihsel birikimi olan bir büyük mandalina bahçesi, olağanüstü bir doğal bitki örtüsü ve müthiş bir zenginlik, denizleri, mavi bayraklı pırıl pırıl akvaryum gibi plajları. Velhasıl bütün bunlar bir araya geldiğinde zaten Çittaslov olmak için her şey vardı. Biz sadece Çittaslov kriterlerini bu kentin gelişmesi ve bu gelişim sürecinin de tanıtılması için bir araç olarak kullanmak istiyorduk. Nitekim de onlar bunu çok iyi anladılar ve Türkiye'deki ilk Çittaslov
ünvanını verdiler. Yani kısaca söylemek gerekirse bütün bu adaylık faslı bittikten sonra hızla yol almaya başladık. Şöyle hızlı oldu bu yol alma macerası. İnsanlar büyük bir sempatiyle yaklaştılar buna. Hem Seferihisar'da yaşayanlar hem Seferihisar dışında bunu duyanlar, özellikle İzmir'dekiler. Ve merakla gelip gitmeye başladılar. Hani sakin şehir ne oldu da neler değişiyor bakalım falan diye bunu görmek istediler. Biz de o kriterlerin gereğini yerine getirdikçe hem tanınırlığı arttı hem dolayısıyla Seferihisar'ın toplam değeri büyümeye başladı. Özetle herkesin memnun olduğu bir noktaya gelindi. Başlangıçtaki yaşanan sıkıntılar çok kolay aşıldı bu nedenle. Çünkü salyangoz logosu olan, ismi yarı İtalyanca yarı İngilizce olan bir kalkınma modelinden bahsediyorsunuz. Bir anlamda Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya soyunuyorsunuz. Ama bunlar aşıldı. Yani çünkü dediğim gibi Seferihisar'da gayrimenkul değerleri, ticaret erbabının ticaret hacmi, esnafın müşterisi hepsi yükselmeye başladı. Ve dolayısıyla da herkesin ekmeği büyümeye başladı. Peki halkı bilinçlendirmek için ne gibi çalışmalar yürüttünüz? Çok konuştuk, bol bol konuştuk. Yani kahvelere gittik, konuştuk, esnafı ziyaret ettik, konuştuk. Özellikle hani Türkiye'nin aydınlarının çok ilgisini çekti ve onlar hep bu konuda kalemlerini kullanarak yazılar yazdılar. İşte bolca röportajlar yapıldı, bolca makaleler yazıldı. Çok sayıda üniversite öğrencisi, akademisyen bununla ilgili tez çalışmaları yaptı. İşte master düzeyinde, doktora düzeyinde. Dolayısıyla yani Türkiye insanı bunu çok büyük bir memnuniyetle karşıladı. Ve o nedenle Türkiye'nin her yerine yayılan bir ilgiden ve bir sempatiden bahsedebiliriz. Bu tanıtım Seferihisar'a da çok doğrudan yansıdı doğrusu. O nedenle de son derece memnunuz. Yani Seferihisarlılar da memnun, ben de çok memnunum. Başkanın şimdi bir toplantısı var ama konuşmamızda daha sonra nerede devam edeceğiz? Toplantı biter bitmez ana evinde. Ana evinde devam edeceğiz. Görüşürüz. Pınar'la birlikteyiz. Pınar da üretici pazarında satış yapan bir isim. Evet Pınar, neler satıyorsun? Öncelikle ondan başlayalım. Mama, biber, kabak, börülce. Bunları yani kendiniz üretiyorsunuz. Evet, kendi bahçemizde yetiştiriyoruz. Sadece sen mi yetiştiriyorsun yoksa ailenin diğer bireyleri? Yok, babamla birlikteyiz. Nasıl geçiyor bu süreç peki? İyi, yani kendi bahçemizde kendimiz yetiştiriyoruz. Kendimiz satma imkanımız var şimdi. Kendimiz satıyoruz yani. Burada herhalde ücretsiz satıyorsunuz. Evet, evet. Herhangi bir kira bedeli ödemiyorsunuz hayır, bu alana. Hayır. Yaklaşık kaç yıldır peki? 4 yıldır. 4 yıldır. Başkanımız Tunç Soya geldiğinden beri köy pazarımız açıldı. Biz de ücretsiz olarak burada gelip kendi ürettiğimiz şeyleri satabiliyoruz. Bu pazar açılmadan önce peki yapıyor muydunuz bu işi? Hayır. Yani o zaman herhangi bir ürettiğimiz, satacağımız bir yer yoktu. O zaman hale falan götürüyorduk. Tabii istediğimiz fiyatta satamıyorduk. Şimdi daha çok imkanımız oluyor. Bu yüzden yola devam diyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ben kolay gelsin. Satışlar sana. Ayhan abicim sen neler satıyorsun öncelikle? Baklava satıyorum. Börek satıyorum. Bunları sizden mi? Sarma satıyorum. Aa, sarma evet. Bir tane. Tabii. Hiç dayanamam. Kabak çiçeği var. Çok güzel. Ya. Bunları sen mi yapıyorsun yoksa eşin mi yapıyor? Eşim yapıyor, ben satıyorum. Gel asıl yapan burada o zaman. Abi burada esas bu. Kaç günde hazırlıyorsun bunları? Kaç günde? Bir günde. Bir günde. Tabii, tabii baklavayı birkaç gün önce yapıyoruz da. Ama börekler olmaz, bayat olmaz. Bir günlük. Geceden açtım işte. Sabaha hazırladım. Sarmaları öyle. Peki daha önce yapıyor muydunuz? Yapıp satıyor muydunuz başka pazarlarda? Başka pazarlarda yapıyorduk. Ama tabii o pazarlarda bizim daha önce kira mukabili olduğu için bu biraz kar az geldiği için
bırakmak zorunda kalmıştık. Ama şimdi şu anda bu Seferihisar pazarını, bu Yavaşşehir'in pazarını Sayın Başkanımızın bize sunduğu için şu anda çok karlıyız. Allah bereket versin. Ona çok büyük teşekkür ediyoruz. Minnettar borçluyuz. Biz teşekkür ediyoruz. Bol satışlar diliyoruz. Çok teşekkür size. Ediyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Teyzeciğim kolay gelsin. Tamam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsmin ne senin? Gülten. Gülten teyzeciğim, neler satıyorsun? Maşallah baya şeyler varmış. Bak buradan baştan tut aşağıya kadar böyle bizim. Oo, hepsini sen mi üretiyorsun? Hepimi üretiyoruz. Ailecek mi yapıyorsunuz ailece bu işi? Ailece yapıyoruz. Teyzeciğim ellerin dikkatini ellen çekti. Ellen ceviz çırptık da cevizden boyası böyle. Ellik kullanamıyorum ben. Bunlardan bunları toplamakla ilgili bir durum değil. Aa değil. Cevizlerden oluyor. Cevizimiz var baksana. Bak. Baktım da şöyle pazara. Kadınlar ağırlıkta teyzeciğim. Ama bu şey pazarı. Köylü pazarı. Evet, üretenlerin pazarı. Nerede köylüler geliyor buraya? Şehirden oradan buradan yok. Sen peki bu pazar olmadan önce çalışıyor muydun? Büyük pazara çıkıyorduk ama mallarımız çekin oluyordu. İki kere geldi mi daha taze oluyor, daha güzel oluyor. Evet, şimdi Bir cumaya çıkıyoruz. Buranın Seferihisar'ın evet. Pazarı iki tane var. Bir cuma günü var, bir salı günü var. Hı-hı. Ondan sonra üretici pazarında. Ha, ben üreticiye geliyorum. Evet. Cumaya çıkmıyorum ben. Çıkmıyorsun. Önceden çıkıyorduk. Sonradan geri bura daha iyi geldi. Neden peki? Güzel hani malımız daha taze gidiyor. Güzel oluyor çok. Evet. Memnunuz yani. Başkanımızdan da memnunuz. Ay, Allah razı olsun. Vallahi böyle çok iyi yaptı bize. Evet, sizden kira almıyor değil mi? Almıyor, bu vesileyle almıyor. De siz. Tabii. Peki Sakin Şehir uygulamasından sonra hayatında bir değişim oldu mu senin üretim dışında? Aa, çok oldu. Gözü açıldı hanımdan. Hadi. Önceden hiçbir şey bilmiyordu. Bak yemek yapanlar var. Bak şurası bile hep yemek yapanlar. Şimdi kocalarınızı şey yapıyorsunuz. Yok kocalarımıza yemiyoruz. Yok. Kendimiz harcıyoruz. Oo, benim iyi, en iyisi. Kocalarımızı yemiyoruz. Kendimiz yiyoruz, harcıyoruz. İyi bakalım sana. Altın yapıyoruz, bilezik yaparız. Torunlarımız var. Oo, hepsini güzel. Yapıyoruz. İyi bakalım, hadi kolay gelsin. Sağ ol. Seferihisar Belediye Başkanı eşiyle birlikteyiz. Ne düşünüyorum? Şimdi arkamda kalabalık bir insan grubu var ve İsveç'ten geldiler sanırım. Ne amaçla geldikleriyle ilgili bir bilgi alalım. Bize yemek yapmaya geldiler ama Türkiye'nin amaçla geldiklerini Tolga Bey var onların başında. İsterseniz Tolga Bey bize anlatsın. Merhabalar Tolga Bey. Ne amaçla buradasınız? Şimdi bu grup Türk Hava Yolları, Turizm ve Kültür Müdürlüğü, Metro Gazetesi ve Sony Müziği'nin işbirliğiyle beraber geldik. Bir yarışma sonucunda İzmir'i tanıtımın amacıyla bir grupla geldik. Doğal beslenme ve sağlıklı yaşam tarzını tanıtmak amacıyla İzmir'deyiz ve Seferihisar'dayız. Özellikle Sakin Şehir'i tercih ettiniz. Bu yönüyle de zaten öne çok çıkmış bayıldım. Bir size de çok teşekkürler. Nefis. Kızlar da bayıldı. Çok eğleniyorlar tabii. Ben de birazdan katılacağım sizlere. Teşekkür ediyorum. Biz devam edelim. Evet. Tamam. Niye geldik diye çok açık. Seferihisar bu yönüyle zaten öne çıkmış bir yer. Siz kadınlarla ilgili çalışmalar yapıyorsunuz. Evet. Bunlardan biraz söz edelim size. Şöyle biz bu bulunduğunuz bina kooperatifin binası. Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi. Tarım Bakanlığı'na bağlı olarak çalışıyoruz biz. Sadece 80 tane kadınız. Bu binayı da 2 sene önce Anadolu Efes'in, Birleşmiş Milletler, UNDP'nin ve Turizm Bakanlığı'nın bir hibe programı vardı. Gelecek Turizm'de diye oraya başvurduk. 250 proje içinden 3 proje seçtiler. O projeden biri olduk ve 80 bin lira hibe para aldık. O parayla da bu mutfağı oluşturduk. Şimdi önümüzdeki haftalarda bu bölgedeki kadınlarla beraber geleneksel yemeklerimiz üstüne bir kurs açacağız. Ve geçen sene de bu bölgeye gelen turistlerle bir şey yapmıştık. Yemek kursları hazırlamıştık. Bu UNDP ile yaptığımız projenin çerçevesinde olan şeylerdi. Aynı zamanda kadınların ürettiği, kooperatif kadınların ürettiği ürünleri de et ticaret
sitemiz var, seferipazar.com diye. Onun kanalıyla da Türkiye'nin her yerine paketleyip gönderiyoruz. Bugün aynı zamanda paket günümüzdü. Biz bu bayanlar gelmeden önce de paketlerimizi yaptık. Kadınların evde ürettikleri, zaten ev eksenli çalışabilen, yani belirli bir hani kariyer yapamamış, eğitim alamamış ama çok iyi geleneksel şeyler yapabilen, bu Seferihisar'ın ürünlerini markalaştırabilecek şekilde lezzetli şeyler yapılan şey, kavanoz diyoruz, konserveliyoruz, paketliyoruz, Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Talep nasıl peki? Güzel. Yani hani şey değil, zaten kooperatiflerde milyonlar milyonlar beklemeyin. Çünkü kazancınızı ortak olarak paylaşıyorsunuz. Öz sermayenizle kurduğunuz bir şey ama en azından kadınların ürettiklerini pazarlayabildikleri, onların memnun etti. Evet, bir alan. Peki yemek dışında herhangi bir şey var mı? El sanatları gibi? Keçi yapan bir şeyimiz var bizim. Kooperatif üyemiz var. Aynı zamanda ahşap işleri yapan bir üyemiz var. Ama onlar hani daha yavaş ilerliyor. Çünkü nereye giderseniz gidin eninde sonunda her şey böyle boğaza dayanıyor. Bir yemek yesek şeklinde oluyor. Daha çok talep görüyor gıda. Bu projeden sonra kadınların hareket edeceği alan daha fazla arttı. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Herhangi bir gözlemlediğiniz farklı bir durum oluştu mu? Şeyi anlıyorsunuz, görüyorsunuz. Kadının ekonomik özgürlüğünün ve bu şekilde sosyal hayata katılmasının ona ne kadar güven verdiğine. Toplumun o zaman daha sağlıklı oluyor. Hep şey olur, erkeklerde o vardı diyelim, hani dili geçmiş konuşalım. Kadının ekonomik özgürlüğü olmazsa onu elinin altında tutacağını düşün. Halbuki hayat, ben hep onu söylüyorum, müşterektir, omuz omuza ve el eledir. Kadını da güçlü kılmazsanız bu toplumda, sadece erkeğin güçlü olmasıyla bir toplumu yüceltemezsiniz. Kadının da aynı şekilde güçlü olması gerekiyor o toplumun daha iyi seviyeye yükselmesi için. Zaten Köy Kop'un logosu da kadın erkek el eledir. Dolayısıyla ben bunu çok önemsiyorum. Yani kadınları hiçbir zaman ne üç adım geri ne de üç adım ileride olmak niyetimiz. Biz yan yana olmak istiyoruz. Bu da mis gibi. Sakızlı. Çok kolay bir şey. Soğusun biraz sonra. Yani kadının kendine olan güveni geldikçe de toplumdaki yeri daha da sağlamlaşıyor. Daha sağlam aileler, daha sağlam ilişkiler. Ben öyle görüyorum. Bu da Seferihisar'ın yöresel bir yemeği mi? Evet, bu bizim sakızlı karanfilli tarhananın hamuru yoğurduktan sonra kurutmaya geçmeden önce evde işte o tarhana yoğurulur. Hani açıkılır ya, bu taze taze yağda kızartılarak pişi gibi bizim armola peynirimiz var. Armola ile ya da tulum peyniriyle yiyebilirsiniz. Biraz evvel çorbasını içtik. Böyle hafif bulgurumsudur. Ha, diğer tarhanadan farklı. Çünkü bu sadece tuzla, sütle yoğrulur. İçinde sakız var, karanfil var. Çocuklara mama olarak da veriliyor. Arada aslında onu da inşallah beraber tadacağız çekimden sonra. Bir de çiçek dolması yaptık. Kabak çiçeği dolması yaptık. O da çok lezzetli. Pazarda gördüm ben, evet. Seferihisar ilçesi Mandalina Üreticiler Birliği Başkanı Cumhur Eriç ile birlikteyiz. Cumhur Bey, şimdi şöyle baktığımızda mandalina üretimi Seferihisar'ın sakin şehir olmasından sonra başka bir boyut kazandı. Bu süreci dinleyelim sizden. Ha, iyi bir değerlendirme. Mandalina Cidda Slow'dan sonra başka bir değer kazandı. Doğru. Çünkü Cidda Slow kriterleri arasında yöresel ürünlerin değerlendirilmesiyle ilgili kriterler var. Bu kriterlere uyum sağlamak açısından da en kolay tabii ulaşabileceğimiz ürün mandalindi. Bunu belediye başkanımız sadece bundan değil, üreticinin de faydalanması açısından statüslov kriterlerinde de yeri var. Üretici de faydalansın diye bir öncelikle bir birlik kurar mıyız diye çaba gösterdi. 5200 sayılı yasaya dayalı bir birlik oluşturduk. Gerçekten örnek bir birlik oluşturduk. Bunu belediyemizin de büyük desteğiyle sağladık. Daha sonra da yine belediyemiz yine aynı istekle
Gerçekten bunu söylemek lazım. Baştan beri istekli belediye başkanımız Tunç Soyer ve bu isteğini de ısrarla sürdürüyor sağ olsun. Bu da bizim kısa sürede gerçekten örnek bir belediye destekli, kamu destekli örnek bir birlik olmamızı sağladı. Tam olarak nasıl bir destekten söz ediyorsunuz? Şöyle ki, belediyemiz birlik kurulduktan sonra bu birliğin çalışabileceği bir işletme, paketleme tesisi, işte soğuk hava deposu gibi unsurların yerine gelebilmesine destek verdi. Şöyle söylemek lazım, belediye bize yatırım desteği veriyor ve buradaki yatırımlarımızın gerçekleşmesini sağlıyor. Bu çok önemli bir unsur. Yani böyle bir birlik oluşumunun çok önemli bir unsuru. Ancak biz de bunu buna layık bir pazarlamayla bunu tamamlıyoruz, bütünlüyoruz. Üreticinin en büyük eksiği Türkiye'mizdeki, dünyadaki bütün şeylerde üretici üretmesini biliyor ancak satmaya geldiği zaman sorun yaşıyor. Biz bunu gideriyoruz. İşte bu esnada üreticimiz en kaliteli biçimde üretiyor. Seferihisar mandalinin hak ettiği ünle, üne yakışır vaziyette üretim yapıyor. Bunun dışında belediyemiz de geliyor birliğimiz için yatırımını yapıyor. Biz de bu desteklerle, bu kozlarla pazarda çok güzel yer edinmeye çalışıyoruz ve de bunu gerçekleştiriyoruz. Üçüncü senemizi tamamladık, dörde giriyoruz. Sizin üreticiyle nasıl bir işbirliğiniz var bu noktada? Şimdi üreticimiz bizim bu birliğe, bu yapılanmaya olan güveninden dolayı bize getiriyor malını bilabedel veriyor. Alın benim malımı kesin, satın, değerlendirin, masraflarınızı düşün, kalan paradan da benim hissemi bana verin diyor. Bizim anlaşmamız üreticiden beklediğimiz, üreticinin bizden beklediği çalışma tarzı bu. Sunduğumuz çalışma tarzı bu. Bunu kabul eden üyelerimiz de bunu çalışıyoruz. Şu anda bu konuda 82 tane üyemiz var. Bunun biz de üreticiden kaliteli mal üretmesini bekliyoruz. Eğer işte şu aylarda onu denetliyoruz. Çıkıp bakıyoruz. Eğer pazara uygun mal yetiştirmediyse abi kusura bakma senin malını bu sene biz kesemiyoruz diyoruz. Yani bu aynen bu şekilde işliyor. Nasıl olsa... Kendiniz mi gidip malı topluyorsunuz? Evet. Malı da biz topluyoruz. Bakın bu niye getiriyor biliyor musunuz? Şöyle düşünün. Üretici, tüccar, toptancı, parakendeci ve tüketici. 5 unsur var. Biz ilk 2 unsuru yan yana getiriyoruz. Üretici, tüccar olaraktan. Ve böyle olunca aynı zamanda tüccar hüviyeti yakalayınca geri kalan 3 unsurlara direkt temasınız oluyor. Toptancıyla da, parakendeciyle de, tüketiciyle de. Ama tek başına üretici olarak kalırsanız, bir tüccar hüviyetiniz olmazsa, paketleme tesisiniz olmazsa, deponuz olmazsa o mal zaten sizin değil. O malı sizden alan kişinin malıdır o mal. Evet, onlar değerlendiriyor. Tabii ki. Bizim en azından bize üye olanlar açısından durum bu. Diğer 55 bin ton mal üretiliyor Seferihisar'da ortalama. Biz bunun sadece 10 kuruş yukarıda kalmasını sağlarsak kooperatifimizle beraber bunu sağladığımızda buraya 5,5 milyon lira fazladan para geliyor. Burası küçük bir kasaba. Buraya her yıl 5,5 milyon lira fazla para girmesi demek, yani mevcudun gelecek olan paranın dışında 5,5 milyon lira para girmesi demek çok ciddi bir olay. Üretici yanına geldi, belediye ona avantaj sağladı. İşte öbür şey, hayır efendim, üretici de bunun cevabını veriyor. İşte gayet güzel bir şekilde getiriyor, veriyor. Buradaki ürünün kendi üyelerine ait olmayan ürünün dahi daha değerli olmasını sağlıyor. 10 kuruş yukarıya çıkması çok şey değiştiriyor. Kaldı ki 10 kuruş derken mütevazi davranıyoruz, ha bunu bilin. Yani belki çok daha fazla bir etkimiz var açıkçası. Şimdi önümde sizin mandalinalardan üretilmiş bir mandalina suyu var. Evet. Hakikaten tadı çok güzel. Bu noktada başka alanlarda da mandalinayı değerlendiriyorsunuz. Son olarak nerelere pazarlıyorsunuz? Şimdi bakın, yurt içinde biz Ankara, İstanbul, İzmit, Bursa gibi illere bayilerimiz var. Onlara veriyoruz. Oradaki satışlarımız çok yüksek. Bir de ayrıca ihracata veriyoruz. İhracat için yaptığımız çalışmada da bazı uzman arkadaşlarla işbirliği yaparak, yani kısaca aracı ihracatçı kullanarak satıyoruz. Kendimiz direkt ihracat yapmıyoruz. Burada da
daha dış pazardaki kendi özgüvenimizi kazanmamış olmaktan kaynaklanıyor. Bunu da samimiyetle itiraf edebilirim. Bu bir çalışma var mı? Gayet de var. Çalışıyoruz. Yani o konuda da çalışıyoruz. Yurt dışında temaslar var. Ama bunda gördüğümüz bir şey var. Pazar alanı daralmış vaziyette. Yani nereye yollayacaksınız? Söyleyin. Bir, hem komşularımızla olan ilişkilerden, Avrupa Birliği ile olan ilişkilerden, Asya ülkeleriyle olan ilişkilerden, Orta Doğu ülkeleriyle olan ilişkilerden baktığınız zaman bir elinizde Rusya kalıyor. Rusya'da son zamanda kendi ticaret kanunu yok, ruble değişti, fiyatları, devalüasyon var. Bütün bunlara baktığınız zaman Rusya'yla da alışveriş çok zor. Yapanların durumunu da görüyoruz. O yüzden ben bunu yaparım diyen aracılarla çalışıyoruz şu sıra. Yani biz kendi paramızı burada peşin istiyoruz. Bizden alın, biz size en arasını verelim, en güzel malı verelim. Ama gelin buradan alın, oraya kendiniz gönderin, götürün. O sorumluluk, ihracat sorumluluğu sizin olsun diyoruz. Ne yazık ki biz kötü bir ihracatçılar birliği üyesiyiz. Yani öyle söyleyeyim. Potansiyel gelecekte iyi bir üye olacağız. Ama şu anda kötü bir ihracatçılar birliği üyesiyiz. Potansiyel üyeyiz sadece. Ama en azından bunun farkındayız. Gayet tabii. Gayet tabii. Gayet tabii. Ama bunu yani bilerek bu durumu yazıyoruz. Stratejilerimizi buna göre tayin ettik. Ama gelecekte tabii ki büyüyüp daha özgüvenimiz yerine geldiği zaman çok gençiz ya. Daha yani bakmayın benim yaşıma. Daha 3 senelik kuruluş burası. 3 senelik kuruluş burası. Yani çok çok 3 senelik kuruluş. Ama 3 sene içinde gerçekten benzerlerimize ben mesela Kooperatifler Birliği toplantısına gidiyorum. Merkez Birliği üyesiyiz aynı zamanda. Oradaki toplantıdayım. Orada hep bizi örnek olarak gösteriyorlar. Yani hakikaten çünkü kamuyla yapılan işbirliğinde yani belediyeyle bunlar mesela biz yasa çıkmadan önce yaptık. Yasa bütün şehir yasasında kamuyla işbirliği konusunda çok güzel örnekler istiyorlar. Yani o yasa müsaade etti. Ama bunu biz o yasa daha çıkmadan bu güzelliği yaşadık belediyemizde. Bunu tabii ki teşekkür etmem lazım Tunç Bey'e de, Yavaş Şehir kriterlerine de, hepsine bunların ben teşekkür ederim tabii ki. Sağ olun, çok mersi. Sağ olun. Türkiye Sakin Şehir uygulamasını aslında Seferihisar'la duydu diyebiliriz. Bu fikir nasıl gelişti sizde? Vallahi şöyle söyleyeyim, yani ben belediye başkanlığını çok severek yapıyorum. Ve Seferihisar'ı çok seviyorum. Geçmişimde çok şey biriktirdim hayatımda. Yani işte hukuk eğitimi, uluslararası ilişkiler, Avrupa Birliği, turizm, tiyatro, gazetecilik vesaire vesaire. Hayatımda yaşadığım bu deneyimlerden biriktirdiğim ne varsa bu kent için kullanmaya çalışıyorum. Expo adaylığı sırasında, İzmir'in Expo adaylığı sırasında genel sekreterlik yapıyordum. Ve İzmir'in tanıtılması ile ilgili bütün mesaimizi harcıyordum. O vesileyle ilk Çitlasurovlarla tanıştım. Ve Seferihisar Belediye Başkanı adayı olunca da bunun Seferihisar'a çok yakışacağına inandım. Ve o nedenle seçilir seçilmez yaptığım ilk iş o dosyayı hazırlamaya başlamak oldu. 2013 yılında Çitlasurovların ev sahipliğini yaptınız burada. İzlenimleriniz nasıldı? Çitlasurov bildiğiniz gibi konuşmanın başında da geçmişti. 1999 yılında kurulan bir kent hareketi. Ve son işte 6-7 senedir de her sene bir genel kurul yapılıyor. Ve bu genel kurulda tüm Çitlasurovlar bir araya gelip geçen bir yıl boyunca Çitlasurov kriterleri doğrultusunda neler yapmışlar, kentlerinde neler değişmiş ve neleri hedefliyorlar, bunları 2-3 dakikalık sunumlar halinde paylaşıyorlar. Biz de hem kendi kentlerimizle ilgili yaptıklarımızı ve o kentleri tanıtma fırsatı buluyoruz, hem de ilham alıyoruz doğrusu. Yani Kore'deki bir Çitlasurov acaba yerel üretimin desteklenmesi kriteri doğrultusunda ne yapmış? Bunlar bizi hem ileriye götüren, hakikaten gördüğümüz bilgimizi artıran toplantılar oluyor. Hem de bir tür dayanışma ruhu yaratıyor. Çitlasurov hakikaten dünya için biraz avantgard ve biraz belki Don Quixote'ça bir hareket. Yani hakim düzene bir tepki aslında. O nedenle aslında logodan da çok kısaca bahsedeyim. Niye logo salyangoz? 4 temel nedeni var. Bir tanesi kabuğu çok sert ve içindekini iyi koruyor. İkincisi
gerçekten antenleriyle çok güzel iletişim kuruyor. Bütün dünyayla, hayatla. Üçüncüsü yavaş bildiğiniz. Ama dördüncüsü en mühimi iz bırakıyor ve o parlak bir iz. Dolayısıyla çıtlı sobaların insanlığın geleceğinde daha çok yer taşıyacağını, daha çok rol oynayacağını düşünüyorum. Biz 2013 yılında Hollanda ile rekabet ederek ev sahipliği yapmaya talip olmuştuk. Gerçekten bizim için çok önemli bir buluşma oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Bey de bizim toplantımıza katıldı. Bizi çok onurlandırdı. Dünyanın her yerinden Çıtlıslov kentlerinin yöneticilerini burada misafir ettik. Hem Seferihisar'da yaptıklarımızı onlarla paylaştık. Hem de dediğim gibi onların kendi kentlerinde kriterler doğrultusunda neler yaptığını görme fırsatı bulduk. Gururla söyleyebilirim ki en başarılı genel kurullardan biri oldu. Seferihisar ilçesine Sakinşehir Üniversitesi kurulacak. Bunun için çalışmalara başladınız. Eğitim sistemi nasıl olacak? Bununla ilgili konuşalım. Şimdi Sakinşehir Üniversitesi çok uzun vadeli bir hayalimiz. Ama kısa vadede bazı mevcut üniversitelerle kampüslerini buraya taşımaları ile ilgili yaptığımız bir çalışma var. Çünkü bizim 850 dönüm üniversite arazisi olarak tahsis ettiğimiz imar planlarımızda bir arazimiz var. Ve buraya bir üniversite kurulması için çok heyecanlıyız, çok arzuluyuz. Ama onun dışında bir başka hayalimiz daha var. Söylediğiniz gibi Sakinşehir Üniversitesi. Bunun için biraz daha vakit geçmesi gerekiyor cümle kurabilmem için. Daha henüz çok ham ve başında. Ama bizim iki ayrı okulumuz var şu anda eğitime devam eden. Bunlar bildiğiniz okulların müfredatlarının ve anlayışlarının dışında eğitim veren kurumlar. Bir tanesi Doğa Okulumuz var. Doğa Derneği ile beraber kurduğumuz. Ve bu okul çıraklık, yamak ve ustalık düzeyinde çok farklı başlıklarda eğitim programları uyguluyor. Örneğin zeytin, örneğin kerpiç, örneğin tohum. Bu başlıklarda eğitim veriyor. Bir de yaratıcı yazarlık okulumuz var. 19 Mayıs Üniversitesi ile beraber kurduğumuz. Burada da reklam yazarlığından senaryo yazarlığına, şiir yazarlığından roman yazarlığına, hatta haber yazarlığına kadar yaratıcılığın önünü açacak çalışmaların yapıldığı ve böyle bir müfredatın uygulandığı bir okul. Dolayısıyla biz bu iki okulla aslında Sakinşehir Üniversitesi dediğimiz hayalin temel taşlarını atmaya başladık. Seferihisar'dan sonra yaygınlaştı bu Türkiye'de. Sizden bilgi aldılar mı? Öyle bir talepleri oldu mu? Şöyle, bizim zaten tüzük gereği, yani Çıtlısoğulların tüzüğü gereği başkent ünvanı taşıyoruz. Yani bir ülkedeki ilk Çıtlısoğul o ülkedeki adaylar için başkent misyonunu üstlenmiş oluyor. Çünkü biz refere ediyoruz genel merkeze. Dosyaların hazırlanmasını refakat ediyoruz. Ve o dosyaları alıp sonunda koltuğumuzun altına gidip merkezde savunmasını yapıyoruz. Türkiye'de hakikaten çok büyük bir ilgi var. Tahminimizin ötesinde bir sempati var. Bundan da gurur duyuyoruz. Yani çünkü bunun Türkiye topraklarıyla buluşmasının çok uygun olduğuna inanıyoruz. Türkiye'de çok başarılı Çıtlısoğul örnekleri çıkacağını biliyoruz. Yani Şavşat başlı başına bir mucize mesela. Yani öyle bir mucize bir kent ki Şavşat ya da Halfeti ya da Gökçeada. Yani Türkiye'deki Çıtlısoğulların her birinin kendine özgü çok büyük zenginlikleri var, çok büyük değerleri var. Ve Çıtlısoğullar hem bunları bilinir kılıyor hem de o kent yöneticileri için bir yol haritası ortaya koyuyor. Yani başkanlar gitse de, o belediye personelleri de gitse de izlenecek bir yol haritası bırakıyor ki bu gelecek için de çok değerli olacak. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sokaklara çıktık. Çıtlısoğul'un şehirdeki etkisini konuştuk. Esnaflara tek tek sorduk. Bakalım Çıtlısoğul'dan sonra Seferihisar halkı nasıl bir değişiklik yaşamış? İrfan abicim, hemen senden başlayalım. Neler değişti hayatında? İrfan Kozan, balıkçılıkla meşgulüm, denizlerle. Şimdi şöyle bir olay var. Sağcık, 60'lı yıllardan sağcı hitap edebiliriz. Hep aynı sağcık. Fakat
Bu son Tunç Soyer başkanımızla birlikte Sitte Sulav kavramıyla biz çok daha iyi tanınır olduk. Niye? Bölgemize gelen, deniz kenarlarına gelen on binlerce insan kale içerisini tanımıyordu. Orada bir pazarımız oluştu. Öyle bir pazar oluştu ki şu an Türkiye'de tek diyebilirim. Kale içi zenginliğimiz de tek zaten. Kale içi yerleşimimiz var. Bu anlamda Sitte Sulu bize bir kalabalık bir insan kütlesi oluşturdu. İzmir merkeze bu kadar yakın olmamıza rağmen yıllarca biz bu insanları göremiyorduk. Biz şu an çok daha iyi tanınıyoruz. Yani her hafta sonu 5-10 bin kişi insanımız buraya geliyor. Bizim halkımızın sevecenliği bu insanlarla iç içe yaşamak. Bizim halkımızın özelliği o zaten. Biz yabancı yabancı olarak görmeyiz. Her zaman için onlarla kaynaşmayı yapmışızdır. Ve buraya gelen halkımız da bundan memnundur zaten. Bu konuda bize bu kazancı verdiği için Tunç Başkanımıza ve ekibine de teşekkür ederiz. Peki şimdi balıkçılık yapıyorsun. Evet. Teknelerle açılıyorsun. Genelde turistleri falan gezdiriyor musun? Ya biz profesyonel balıkçıyız. Ben şöyle bir cümle kurabilirim şimdi mesleğim konumunda. Biz suyu bardakta değil denizde gördük, asla vazgeçemeyiz. Mutlaka ya, bizi gezdirecek misin peki? Tabii ki. Ona bak söz aldım. Kızım yok sizde, kızım olun ne fark eder. Tamam, çok teşekkürler. Ben konuşmayı bitirdikten sonra seninle şöyle bir denize açılmayı planlıyorum. Tamam, görüşürüz, sağ ol. Sitesine olan sonra müşterinin kalitesi arttı. Müşterinin elit kesim gelmeye başladı. Seferihisar bundan önce ben 30 yıldır buradayım. Hiç duyulmayan bir kentti. Fakat şu an dünyanın duyduğu, meşhur olduğu bir kent. Biz bundan memnunuz esnaf olarak. Yani işlerimizin artmasından, kalitenin artmasından memnunuz. Bu da tabii ki bize yansıyor. Ben artık Bergamalıyım ama Seferihisarlı gibi hissediyorum kendimi. 30 yıldır buradayım. 30 yıldır burada yaşamaktan da şanslı olarak görüyorum kendimi. Evet. Steslov'da yaşadığım için siyasetime de uyuyor. Tamam abi, sen de burada kahve işletiyorsun. İşler nasıl? Çok iyi, çok iyi. Allah bereket versin. Nasıl? Yöre halkından insanlar mı çok geliyor? Yöremizden de, dışarıdan da, hepsinden geliyor. Allah bereket versin. Amin. Bizim başkanımız çok iyi. Memleketimizi geliştirdi. Çok güzel şeyler yaptı. Herkese bir ekmek kapısı açtı. Biz bile onun sayesinde rahat bir hayat yaşıyoruz yani. Gerçekten teşekkür ediyorum kendisine. Ama tabii ki dünyaya duyurdu Seferihisar Sağcı. Ve biz de bundan gurur duyuyoruz. Mutluyuz. İnşallah daha iyi olur. Bakalım bundan sonraki sağcık nasıl olur bilemiyoruz. İnşallah çok güzel olur diye düşünüyoruz. Vallahi yavaş şehir olup kavramı geldikten sonra insanların yaşam şartları daha kaliteye ulaştı. Yapılan yenilikler daha iyi oldu. Yatırımlar arttı. Herkes daha memnun, daha iyi oldu. Reklamımız yapıldı. Gelen kişi sayısı arttı. Ekonomiye katkı sağlandı. İnsanlar daha mutlu oldu. Yerel kültürün ortaya çıkmasıyla ilgili neler söyleyeceksin? Farkına varıldık. Yani daha bizim burada olduğumuz kimse bilmiyordu. Seferihisar'ı, Sağcı'yı kimse bilmiyordu. Artık herkes dilinde. Bursa'dan, İstanbul'dan, Ankara'dan, diğer illerden insanlar buraya görmeye geliyor. Pazarını görmeye geliyorlar. Yani tanındık. Sitte Sulu'da unuttuğunuz değerleri hatırladığınız oldu mu? Tabii. Şimdi bizim sahip çıkmadığımız değerleri başkaları sahip çıkınca değere biniyor. O yüzden biz daha çok sahip çıkmaya başladık. Artık şehrimizi korumaya başladık. Yani gelen insanlara kendimizi daha iyi tanıtmaya başladık. Kendimize çeki düzen verdik. O yüzden daha iyi oldu bizim için. Farkındalık yaratıldı. İnsan olarak her şeyi unutuyoruz. Tarihimizi, kültürümüzü, doğamızı, yani kendimizi unutuyoruz. Ancak Seferihisar bu unutkanlığa karşı çıkarak yerin dibine gömdüğümüz tüm değerlerin tekrar hatırlanması için ısrarlı tavrını sürdürüyor. Gerisi diğer şehirlerin başına. Haftaya başka bir dünyada bambaşka bir bakış için tekrar buluşacağız.